Güzel Sanatlar Fakültesi Şükran Rauf Nasuhoğlu Araştırma Eğitim ve Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da Mavi Yolculuk 70 yaşında konulu bir söyleşi gerçekleşti. Mavi Yolculuk Tanıtım Platformu'nun organize ettiği Mavi Yolculuk 70 yaşında konulu söyleşiyi Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Meclis Başkanı Rüştü Tezcan ve arkeolog Ayşe Temiz konuşmacı olarak katıldı. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Meclis Başkanı Rüştü Tezcan, ilk defa 1946 yılında yapıldığı tespit edilen Mavi Yolculuğu, kültürünü ve tarihini anlatmaya çalıştıkları bir dizi etkinlik planladıklarını ifade ederek şunları söyledi. Bu sene Mavi Yolculuğun 70. senesi. İlk yolculuk aslında bu konuda biraz tereddüt var ama 1945'te başladı ya da 46'da başlayandı diyenler var. 46'da başladığını veri aldık. Çünkü Eyüboğlu ailesi yani Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun torunu ve gelini bizi arayıp 70. yılda ilk mavi yolcular olarak mavi yolculuklar yapmak istediklerini söylediler. Bu da bizi çok heyecanlandırdı, sevindirdi. Dolayısıyla onlarla beraber bir dizi etkinlik yapmaya karar verdik 70. yılı kutlamak üzere. Arkeolog Ayşe Temiz'le konuşmasında Cevat Şakir ve arkadaşlarının başlattığı Mavi Yolculuğun Bodrum'a kattığı değer kadar. Sürgüne gönderilmiş Cevat Şakir'in de edebi bakımdan kendini zenginleştirmesini sağlayan bir deneyim olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Cevat Şakir'in bu sürgün olayı da böyle güzel bir başlangıcın başı olmuştu. Sürgün evet çok kötü bir olaydı ama onun Bodrum'a gelmesi hem Bodrum için büyük bir kazanç, hem Cevat Şakir'in kendisini Bodrum'da bulması ve sanata bu kadar yönelmesi bakımından çok büyük bir şanstı. Bunun yanında biz de çok şanslıyız tabii ki bu bölgede oturduğumuz için. Cevat Şakir bütün yaptığı yapıtlarını bu bölgeden etkilenerek, bu coğrafyadan etkilenerek yaratmıştır. Resimlerini bu bölgede yapmıştır, yazılarını bu bölgede yazmıştır, edebi bakımdan bu bölgede zenginleşmiştir. Biz de yaşadığı bölgeye çok şeyler katmıştır. Örneğin ziraat bakımından, balıkçılık bakımından. Neden bunları yaptı? Çünkü bu bölgenin güzelliğini gördü ve aşık oldu. Bu nedenle bizler de bu bölgenin insanlara verdiği kültür değerlerini, insanların neler yaratabileceğini böylelikle yansıtmamız lazım. Yani bu bölgenin denizi, koyları, ormanları, kişinin içindeki sanat ruhunu ve gizli kalmış güzellikleri ortaya da çıkartan niteliktedir. Dolayısıyla bu bölgeyi sonuna kadar, yalnız bu bölge değil aslında, Anadolu'muzda çok güzel yerler var. Bunları korumak zorundayız. Mavi yolculuğun başlangıçta sadece bir tatil ve dinlenme eylemi değil, aynı zamanda entelektüel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Ayşe Temiz konuşmasına şöyle devam etti. Yalnız 1947'deki ruh, yalnız mavi yolculuk yalnızca bir denize girme ve de eğlenme ve de içki olayı değildir. Mavi yolculuk bir fikir alışverişidir. Kültür, kişilerdeki kültür birikiminin birbirlerine aktarılmasıdır. Bu nedenle çok önemlidir. Bugün durum tabii ki biraz maddiyat öne çıktığı için maalesef rant peşindeler. Ama bizim niyetimiz ve amacımız bu kültür birikimini, koylarımız hala çok güzel olan yerlerimiz var, hala kültür birikimi olan bölgelerimiz var. Bu bölgeleri öne çıkarmak, 500 metre yürüyünce içeride bütün o bölgeye yaşanmışlığını veren bir kültür hazinesi var. Bunu koruyalım lütfen.